Efendim, bizim bugün size yine bilgisayar çözümlerle ilgili sorularımız olacak. Öncelikle gastrit ve ünserle ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Bitkisel çözümleri neler olabilir? Evet, gastriti, ülseri tetikleyen birçok faktör var. Mide mukozası, yani midenin üzeri böyle sümüksüz, süngerimsi, yapışkan bir maddeyle, bir mukosla kaplı bir bariyer. Bakteri, virüs ve mantara karşı mideyi koruyan midenin mukozası var. Bu kişi yanlış besleniyorsa, abur cubur şeyler çok yiyorsa, kimyasal ilaç kullanıyorsa, özellikle de penisilin gibi, kortizon gibi ağrı kesiciler, ağır ilaçlar midenin bu koruyucu tabakasını ne yapıyor? Zamanla tahriş ediyor, tahrip ediyor, silikleştiriyor, yavaş yavaş eritiyor. Tabaka yok olursa ne olur? Mideyi bakteri, virüs ve mantarlara karşı koruyamazsınız. Hemen mikrop kapabilir. Midenin koruyucu bir tabakası var. Midenin bu koruyucu tabakası, mukozası, midenin kendi asidinden dahi mideyi koruyor. Mide asidi çok sert bir asit. Hidroklorik asit. pH değeri 1,5 ile 2 arası. Çok sert bir asit. Yani paslı bir çivi düşse eritir. Saniyede pırıl pırıl eder, tertemiz eder. O kadar sert bir asit var. Bu asitten dahi koruyor mideyi. Fakat kişi mesela yanlış beslenme nedeniyle veya aşırı ilaç kullanmaktan, alkol kullanmaktan vesaire vesaire tahrip oluyorsa çok kolay hastalanır. Bir, aşırı kimyasal ilaçlar kullanma. İki, Helicobacter pylori isimli akıllı bir bakteri var. Bu bakteri hemen eğer ki mide mukozası hassaslaşmışsa ne yapıyor? Mide mukozasının altına geçiyor hemen. Nasıl geçiyor? Bu bakteriyi akıllı bakteri diyebiliriz. Kendini mide asidinden korumak için çok özel bir sabun köpüğü gibi köpük üretiyor. Mide mukozasına yapışıyor, yavaşça alta geçiyor, köpüğü bırakıp tahribata başlıyor. Akıllı bakteri. Bu bakteri yok edemezseniz ne olur? Birçok toksik madde üretir. Önce gastrite, yani mide iltihaplanmasına, sonra mide yarasına, yani ülsere sebep olur. Sonra da mide kanserine sebep olabilir. Peki nasıl çözümleyebiliriz? Bitkisel çözümler bunlara şifa mı yani? Elbette, yani bununla ilgili çok güzel bitkiler var. Yani önce neden, niçin bilmek gerekir. Bakteri mi, virüs mü, mantar mı, kimyasal ilaç mı? Gastritin tetikleyen faktörleri bilebilirsek tedavisi kolay. Nedir? Mesela bir beyefendi geldi bize geçen. Aşırı ilaç kullanmaktan mide mukozası ne olmuş? Yanmış, kavrulmuş. Açıkta duruyor, mukoza yok. Onu yemiyor, bunu yemiyor, o yasak, bu yasak, şu yasak. Bitmiş, bitirmiş kendi kendine aşırı kimyasal ilaç kullanmaktan mideyi koruyan mukoza, yani sümüksü, süngerimsi tabaka yok olmuş. Açıkta duruyor, çıplak deri. Her türlü bakteri, virüs ve mantara nedir? Elverişli çoğalmasına. Evet, midedeki bakteri yakalanmışsa kişi ne yapmak gerekir? Bakteri, gastritin, ülserin sebebi %90 Helicobacter pylori isimli bakteri. Eğer bakteri enfeksiyona sebep olmuşsa tonik kullanıyoruz. Tonik nedir? Lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Doktor Cerny, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller yüzlerce hastayı ne yapmışlar? Lahana ile tedavi etmişler. Lahananın birleşiminde vitaminler, mineraller, enzimler var. Birçok şey var da çok az miktarda da tiyosiyanat var. Bu nedenle kişi rastgele lahana suyu içerse guatra sebep olur. Biz bunun yan etkisini 19 bitkiyle ne yaptık? Etkisini artırdık, yan etkisini ortadan kaldırdık. En ağır gastriti, ülseri, reflüyü tonikle tedavi iyileştiririz. Artı eğer ki bakteriden kaynaklanmıyorsa, mantar enfeksiyona sebep olmuşsa, mantarlar da nadiren gastrite, ülsere sebep olur. Mantar enfeksiyona sebep olmuşsa bağırsak mantarları nadiren mideye yerleşir. O zaman aloe vera kullanmak gerekir. Bu aloe vera mantara karşı etkili.
Peki hazır yiyeceklerin mide hastalıklarını azdırması da bir sebep var mı? Yani hazır yiyecekler de buna bir etken mi? Özellikle çağımızda mide problemleri çok fazla. Bu da bir etken mi acaba? Tabii günümüzde birçok hazır yiyecekler, mesela hazır çorbalarda ne var? MSG, monosodyum glutamat, evet. Mısır şurubu, katkı maddeleri. Bunları kullandıkça ilaç almışsınız gibi o katkı maddeleri, hazır gıdalar mide mukozasını tahrip ediyor yavaş yavaş, bitiriyor insanı, eritiyor. Yani dokuyu yavaş yavaş tahrip ediyor. Mesela MSG, Çinliler Çin tuzu denir MSG'ye, monosodyum glutamat. Çöpe atılacak yemeğe Çinliler bundan biraz serperler, ne olur? MSG ne yapar? Kişinin Alzheimer, Parkinson, Huntington gibi hastalıklar, beyindeki hücreleri öldürür. Telefonumuzu alalım, devam edelim. Tabii, buyurun. İyi akşamlar Sadık Bey. İyi akşamlar efendim. Buyurun efendim, sorunuzu alabilir miyiz? Ben doktor beyle görüşmeyeyim, kanım olabilir miydi acaba? Tabii, buyurun, sorunuzu alalım biz. Mide gastritiyle ilgili hocanın orada göstermiş olduğu ilaçların neticesi garantili mi acaba? Kendisine soralım İbrahim Bey'in. Bu lahana suyu New York şeyde, San Francisco'da Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Miller, Profesör Doktor Wessler ekipleriyle ayrı ayrı zamanlarda yüzlerce hastayı tedavi etmişler. Yeni bir olay değil, 60 yıl önce zaten tedavi edilmiş. Fakat onlar bunun birleşimindeki yan etkiye sahip olan maddeyi ortadan kaldıramamışlar. İşte ben Kayserili olarak ne yaptım? Bunun yan etkisini ortadan kaldırdım. Daha etkili hale getirdim. Yani Amerikalıların geliştirmiş olduğu formülü, evet, biz geliştirdik. Biraz daha geliştirdik. Amerikalıların bu yapmış olduğu buluşu Kayserili olarak ne yaptık? Geliştirdik. Şimdi bir de Laden Gölü var. Laden Gölü nedir? Bununla da ilgili Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de, evet, Laden Gölü ile ilgili klinik araştırması yapmış. Yapmış olduğu klinik araştırmasında Laden Gölü'nün gastrite karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Ben değil, ben buluş yapan ben değilim. Anadolu Üniversitesi. İsteyen internete girip bakabilir. Anadolu Üniversitesi gastrite karşı nasıl bir buluş yapmış? Belge var, bilgi var. Biz ne yaptık? Anadolu Üniversitesi'nin yapmış olduğu buluşu daha etkili hale getirdik. Bir formül haline getirdik. Klinik araştırmasını formülasyon haline getirdik. Evet. Zaten burada bir buluş yapılmış. Klinik araştırması yapılmış. Biz bunu formül haline getirdik. Peki bu ürünlere nasıl ulaşabilirler izleyicilerimiz? Bitkiseltedavi.com satış sistemimiz var. Evet. Buradan ulaşabilirler. Buradan ulaşabilirler. Gerekli, evet, soruların cevaplarını, tabii, da sizden alabilirler.